beraber Kenan Yıldız ilk 11'de oynuyor. Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de oynuyor. %100 gol pozisyonu. Kontrol etse kaleciyle birebir. Yürü be koçum, yürü be koçum. Masa bak ya. Ya sen kaleye vursana topu. Ya sen top kaleye niye vurmuyorsun ya? İşte bu. Koşmaya başladı. Karnaval, karnaval. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp Vlog. Kanalına hoş geldiniz. İtalya Seri A Ligi'nin bitmesine 16 maç kaldı. Belki bu hafta şampiyon belirleyecek bir maç olabilir. Veya liderlik koltuğunu kaybedecek bir maç olacak. Bu sadece bir maç değil. Bu bir futbol şöleni. Inter Milan ve Juventus veya Hakan Çalhanoğlu Kenan Yıldız'a karşı karşıya geleceği bu muazzam mücadeleye şahit olmaya hazır mısınız? Inter Milan bir maç eksik oynamasına rağmen birinci sırada, Juventus ise 53 puanla ikinci sırada. Eğer Inter Milan Juventus'u ve eksik olan bir maçını kazanırsa Juventus ile arasındaki puan farkı 7'ye çıkacak ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmiş olacaklar. Ancak maçı kaybettikleri takdirde Juventus'un bu şampiyonluk mücadelesine kolay kolay vazgeçmeyeceği niyeti olmayacak. Size söylemiştim. Bu sıradan bir maç değil. Bu bir futbol şöleni. Bu bir şampiyonluk için bir savaş. Şu an Schiphol Havalimanı'ndayım. Buradan Milan şehrine uçacağım. Sizlere keyifli bir vlog çekmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Unutulmaz anlara tanıklık etmeye hazırsanız haydi hemen gidelim. Buongiorno arkadaşlar, günaydın arkadaşlar, Milano'ya hoş geldiniz. Burası yaklaşık 1.3 milyon nüfusa sahiptir. Fakat kentsel alanlarla birlikte yaklaşık 4 milyon nüfusa ulaşıyor. Milano'nun en büyük, iki büyük futbol kulübü. Biri AC Milan, diğeri Inter Milan. Bu iki kulüp bir stadyum paylaşıyor. AC Milan ev sahipliği yaptığında stadyumun ismi San Siro oluyor. Inter Milan ev sahipliği yaptığında stadyumun ismi Giuseppe Meazza oluyor. Bu da eski bir futbolcunun ismi. Umarım doğru söylemişimdir. Doğru söylemediysem lütfen yorumlarda bunu bana belirtin. Otelimize giriş yaptık. Şöyle bir kart verdiler. Çok yüksek. Tavan harbiden çok yüksek. Yani yeter. Banyoya bakalım. Önemli olan tabii ki temizliği. Hijyen çok önemli. What's your prediction for tonight? My prediction for tonight is 1-0 for you. 1-0. 3-0. 3-0. Okay. 1-0 to Inter. Hakaçano. Inter 2, Juve 0. 0-0. 0-0. Maç günü geldi, çattı. Maçın başlamasına saatler kaldı. Çok heyecanlıyım. Yani şu an beni ne bekliyor onu gerçekten bilmiyorum. Ama çok çok heyecanlıyım. Şu an metrodayım. Nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Umarım doğru metroya biniyorumdur. Ama bilmiyorum. Gidip göreceğiz. Sağ olsunlar, çok iyi yardımcı oluyorlar. Çok heyecanlıyım. Maça tabii ki atkısız gitmek yok.
şöyle bir atkı aldım. Diğer taraf Inter, diğer taraf Juventus ve arkamda stadyum. Giuseppe Meazza Stadyumu'na hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Bunu yakından görmek öyle basit bir şey değil. Çok korkunç. Çok korkunç. İlk önce size etrafı göstereyim. Etrafında böyle yiyecek alanlar var. İçecek alan çok büyük, hatta çok da uzun. Şöyle diğer tarafı da göstereyim size. Bayağı gidiyor. Burası yaklaşık 80 bin kapasiteli bir stadyum. Avrupa'nın en büyüklerinden biri ama İtalya'nın kesinlikle en büyük stadyumlardan biri. Inter Milan bugün Juventus'u ağırlayacak. 2010'dan beri 37 maç oynandı Inter Milan'la ve Juventus arasında. Bunların arasında Coppa Italia, Super Coppa ve Champions Kupası bulunmaktadır. Inter sadece 9 galibiyet elde etti. Juventus ise 18 galibiyet elde etti ve aralarında sadece 10 beraberlik var. Sadece lig maçlarında ve Inter Milan'ın kendi sahasına odaklandığımızda Inter Milan sadece 2 galibiyet aldı, Juventus ise 6 galibiyet aldı ve toplam 5 beraberlik var. Bu durumda üstünlük Juventus'un lehine. Ortalık karışıyor. Burası Juventus taraftarların girişi. Burada da Inter Milan taraftarları. Adama baksana, gıcıklık yapmak için eline geleni yapıyorlar. Herkese atkı dağıtmışlar. Her yerde atkı var.
Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süre konuşamadım çünkü çok müzik vardı, etrafta çok ses vardı. O yüzden sadece izlemenizi tavsiye ettim. Harika, muazzam bir ortam. Koreografi yapıldı. Çok güzeldi. Ve şu an maç başladı. Güzel haber. Kenan Yıldız ilk 11'de oynuyor. Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de oynuyor. Umarım güzel bir maç olur. İyi oynayan kazansın. Çıkamıyor, zorluk çekiyor. Inter iyi başladı. Boşluklar bulmaya çalışıyorlar. Hakan Çalhanoğlu genellikle birisi arkada oynuyor. Oyunu yönlendiriyor. Uzun pasları veriyor. Hakan Çalhanoğlu biraz da ortaya doğru geçti. Biraz hareketlik geldi yani. İyi kontrol etse kaleciyle birebir. Kaleciyle birebir. Thank you.
bakalım. Ya üç kere geldik. Gatti'nin kendi golü geçer. Açmaya çalışıyorlar. Hakan Çalhanoğlu biraz daha geride oynuyordu. Biraz sıkıntı yaşıyorlardı. Şimdi topu orta sahada almaya başladı. Ve işe de yaradı. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Kenan Yıldız'da fazla göremedim. Şu an biraz kontra oynuyorlar. Stadyumda 75.547 kişi var. Onlardan biri benim. İkinci yarı başlamak üzere. Skor 1-0. Videonun başında söylemiştim. Inter bu maçı yendiği takdirde ve eksik olan bir maçında yendiği takdirde puan farkı çok açılacak. Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek. O yüzden Juventus'un bu maçını kesinlikle kazanması gerekiyor. İkinci yarı ben Juventus bayağı bir atak oynamasını bekliyorum. Çünkü artık son şansları kısa işlere ciddi bir zora sokacaklar. Yani Juventus 4-3-3 oynamaya başladı. Atak oynamaya başladı. Yapma. 4-3-3 oynamaya başladılar. Biraz daha atak oynuyorlar. Inter'de biraz savunmaya çekiliyor ama şöyle bir sıkıntı var. Turam çok hızlı. Çok hızlı. Öyle bir riziko var. Hani Juventus'un savunmasını zorlayabilir bu konuda. Thank you.
geliyor. Juventus oyuncu değişikliği. Sen topu kaleye niye vurmuyorsun ya? Penaltı itirazı var. Ya büyük ihtimal kenarını çıkaracak ya. İnşallah çıkarmaz. Hakem korner. Hakem korner verdi. Dakika 62, az daha atıyordu, 1-1 oluyordu. Kenan'ı çıkaracaklardı. Yapma Kenan. Bir şey diyeyim beyler. Bir yandan milyoncumuz çıkıyor. Ama diğer yandan 75 bin taraftar Hakan Çalhanoğlu'nun şarkısı söylüyor. Gurur verici. Çok gurur verici. Oh!
bile buradan gördüm. Yani kendini öyle kolay yere bırakma. Söylemiştim. Juventus risk alıyor. İki tarafta pozisyon yaratıyor ama savunmayı unutuyorlar. Eğer Inter ikinci golü atarsa Juventus'un işi çok zor. Çok. Hakan Çalhanoğlu her yerde. Defansta, ortada, forvette. Büyük ihtimal maçın adamı Hakan Çalhanoğlu seçilir. Atsan 2-0 olsa, maçı bitse, şimdi strese sokuyorsun. Dördüncü hakem 5 dakika verdi.
arkadaşlar. Bir videonun yine sonuna geldik. Video başlamadan önce söylemiştim. O bir futbol şöleni. O bir şampiyonluk için bir maç. Çok güzel oynadı. Teşekkür etmek istiyorum çünkü çok iyilerdi. Yani hiç susmadılar. Hakikaten hiç susmadılar. Çok iyi destek oldular takımına ama takımım bugün çok iyi oynamadı. İkinci yarı biraz risk aldı. Ona rağmen yani bir şeyler yapamadılar. Dediğim gibi bu bir futbol şöleni. Bu şampiyonluk için bir maç. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Fakat çok yoruldum. İşte stadın boş haliydi böyle. Çok güzel stat. Bilmiyorum haberleri duydunuz mu? Inter Milan ve AC Milan yeni stat olacak. İyi ki buraya gelmişim. İyi ki bunun keyfini, tadını almışım. Kim bilir kısmet yine gelirim umarım. Planım da var. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.